Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken atmış olduğunuz her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Ve yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki değeriniz, takvanız artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, bu hafta kulluk kitabımızın 104. sırasında yer alan Mekke döneminin ilk yıllarında indirilmiş, servetine ve konumuna güvenenlerin öncelde mümin erkek ve mümin kadınları, genelde bütün insanları küçük gördüğü, ayıpladığı, kusurlarını araştırdığı, tepeden baktığı, gayri ahlaka sahip olanların ruh halini ifade eden, bulundukları bu halden tevbe etmeyenlerin, Allah'a yönlerini ve yüzlerini çevirmeyenlerin, içerisine düşecekleri acı akıbeti en güzel şekilde resmeden, Hümeze suresini inşallah gündeminize taşımaya gayret edeceğim. Bu surenin aydınlığında yolumuzu alıp hastalıklarımızı bu surenin sunmuş olduğu reçeteye göre inşallah tedavi edeceğiz. Zira bu surede Allah cahiliyenin içinde bulunmuş olduğu gayri ahlaki tasvir ederek hatalarımızın ve kusurlarımızın düzeltilmesine yardımcı olmaktadır. Rabbimiz istifade etmeyi, konuştuğumuz sözlerin doğrusuyla amelde bulunmayı, yanlışlarının da affedilmesini nasip etsin inşallah. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala Hümeze suresinin birinci ayetinde tehditkar olan şu sözlerle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Veylillikulli humazetil lumaze. Veyl olsun hümeze ve lümeze sahiplerine. İnsanları arkalarından çekiştiren, yüzlerine bakarak alay edenlerin vay haline diyor Allah Subhanahu ve Teala. Kardeşlerim, müfessirlerimize göre Allah Subhanahu ve Teala Arap cahiliyesinin içinde bulunduğu hastalığı birbirine çok yakın iki kelimeyle ifade etmiştir. Biri hümeze, diğeri lümeze. Demişlerdir ki hümeze, insanların arkasından çekiştirerek gıybet ve dedikodusunu, kovuculuğunu yaparak onları rahatsız eden, vicdanlarını yaralayan demişlerdir. Lümeze ise insanları yüzüne karşı bakarak, karşılarına geçip mimik hareketleriyle, kaş göz hareketleriyle yaralamak demişlerdir. Toparlarsak kardeşlerim, hümeze dili bir kılıç gibi kullanıp karşınızdaki insanın kalbini yarmaktır. Lümeze ise mimiklerinizle karşınızdaki insanı rahatsız etmektir. Dikkatinizi ne olur bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Sevgili dostlar, bu sure Mekke döneminin ilk yıllarında inzal olmuştur. Biz kesinlikle şunu biliyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala Mekke döneminin ilk yıllarında
üç şeyi oturtmaya çalışmıştır. Bir, şirk içerisinde bulunan Arap toplumunu tevhide yöneltmiştir. Allah isimli sıfatlarını, fiillerini insanlara, hayvanlara, eşyaya, devletlere, kurumlara, kuruluşlara veren insanları sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a yönlendirmiştir. Allah Mekke döneminin ilk yıllarında Peygamber aleyhissalatu vesselamın risaletini kuvvetlendirmiştir. Özellikle diğer peygamberlerin kıssalarından deliller getirerek peygamberlik müessesesini ortaya koymuştur. Üçüncüsü, ahireti inkar eden, ahiretini gündeminden düşüren, hesap verme ruhundan uzaklaşmış, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şu erimiş toz toprak haline gelmiş kemikleri Allah mı yaratacak diyerek, ahireti inkar eden toplumun ruhuna bu bilinci yerleştirmeye çalışmış Allah-u Teala. Yalnız dikkat edin. Özellikle kendi içimizde, davetçilerin, alimlerin, mürebbilerin, yaşamış olduğumuz toplum, yaşamış olduğumuz mahalle, içinde bulunmuş olduğumuz fabrika, kim ne derse desin, şu an Mekke toplumunu yaşamaktadır. Biz önce bu üç akideyi onlara sunacağız, ondan sonra ahlaki prensiplerden bahsedeceğiz diyorsa, Hümeze suresi ve ona benzer sureler bunu yalanlamaktadır kardeşler. Biz muhataplarımızın en akidesini düzelteceğiz, şirke kaymış tevhidlerini düzelteceğiz, aynı zamanda ahlaki prensiplerini yapılandırmaya çalışacağız. Çünkü nice muvahhid vardır ki ahlaki değerlerden yoksun kalmıştır. Sözleri, düşünceleri, fikirleri bir kılıç kadar keskin olan öyle mümin erkek ve mümin kadınlar vardır ki ahlak bedenlerinden sıyrılıp akıp gitmiştir. Sebep? İlk anda ahlak aşısının vurulmamasından dolayıdır. Hem akide inşa edilecek hem ahlaki prensipler o kişinin üzerine bir servet olarak bırakılacak kardeşler. Zira Rabbimiz Mekke toplumunun ilk yıllarında Hümeze suresiyle bu hastalıklara dikkat edin. Gayri ahlaki hastalıklara dikkat çekiyor kardeşler. Medine toplumunda İslam toplumu inşa edildiği zaman da Allah Subhanahu ve Teala artık bunu canlı ve diri tutmaya başlıyor. Nerede? Hucurat suresinde. 49. sure. 18 ayetten teşkil edilmiş Hucurat suresi. Müfessirler bu sure için ahlak suresi demişler. 18 ayet. Mümin erkek ve mümin kadınların Allah'a, Resulüne ve birbirlerine edeben, ahlaken nasıl tutum sergilemeleri gerektiğini Allah bu surede bizzat öğretmiştir. Ve bakın 18 ayetten oluşan bu surede Allah Subhanahu ve Teala tam 5 defa ya eyyühellezine amenu ifadesini kullanmıştır. Yani direkt mümin erkek ve mümin kadınlara hitap etmiştir. Ve bakın yine Allah Subhanahu ve Teala İslam toplumunu bir araya getiren fertlerin hukukundan bahsederken 10. ayette ne dedi? Müminler ancak kardeştirler. Müminler birbirlerinin velileridirler. Müminler birbirlerinin dostlarıdırlar. Dünya ve ahiretinin garantörleridirler. Birbirine yardım eder onlar. Ve hemen arkasından devam ediyor. Madem müminler kardeş, madem müminler veliler, dostlar, öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun. İslam toplumunu derinden sarsacak ayrılıklar, küsmeler, kırgınlıklar, sırt çevirmeler bunlara son. Allah diyor öyleyse kardeşseniz birbirinizin arasını bulun ve Allah'tan korkun diye. İslam toplumunun içerisinde küslük asla yer alamaz. Müminler birbirlerine asla sırt çeviremezler. Bugün çevire durun ama yarın kırbaç sana da bana da ya başına ya ayaklarına çarpacaktır. Müminler birbirlerine küsemezler, sırt çeviremezler. Ondan sonra Allah'tan korkun diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bakın hemen 11. ayet. Yani Hucurat suresi 10 hukukumuzu belirledi. Kimliklerimizi ortaya koydu. 11. ayet.
Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın diyor Allah Subhanahu ve Teala. Olur ya, alaya alınan topluluk alay eden topluluktan daha hayırlı ve iyi olabilir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Aynı coğrafya içerisinde yaşayan bölge sahipleri birbirinizi alaya almayın. Ey Karadenizli Müslümanlar, Güneydoğu Anadolu Müslümanı alaya alma. Ey Akdeniz insanı, Marmara insanını alaya alma. Ey siyah tenliler, beyaz tenlileri alaya almayın. Çekik gözlüler, melezleri alaya almayın. Zira alaya aldığınız topluluk sizden üstün olabilir. Bunun en büyük hastalık sebebi nedir biliyor musunuz? Nereye kapı açar bu alay? Kibre kardeşler. Müminlerin kendi aralarında kibir olabilir mi? Kibir gibi bir melanet bize bulaşabilir mi? Biz birbirimize tepeden bakabilir miyiz? Sen farklı bir coğrafyadan, farklı bir lehçeye, farklı bir dile, farklı bir tene sahipsin. Bu alay konusu edilebilir mi müminler arasında? Asla ve kat'a. Bizim zaten sınır anlayışlarımız söz konusu değil. Bizim yüreklerimize asla sınır vurulamaz. Bizim zihinlerimizde asla sınır anlayışı yoktur. Kıtalar ötesinde konuşamayan, topal, kolu tutmayan sağır dahi bizim bir parçamızdır. Bizdendir. Alay konusu asla edilemez. Sonra Allah Subhanahu ve Teala devam ediyor. Bakın, kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Zira alaya aldıkları onlardan daha hayırlı olabilir. Müfessirler diyorlar ki Allah Subhanahu ve Teala bir toplumdan bahsetti. Toplum kimlerden oluşur? Kadından, erkekten, yaşlıdan, gençten, hastadan, sağlıklıdan ne dersen de. Ama dikkat edin. Bir topluluğa Allah-u Teala biraz daha fazla dikkat çekti. Alay konusu kendi içlerinde bir virüs gibi bulaşmış topluluğa seslendi Allah. Ey kadınlar, ey mümin kadınlar, sakın birbirinizle alay etmeyin. Birbirinizle dalga geçmeyin. Çünkü alay ettiğiniz kadınlar sizden daha takvalı, daha izzetli, daha şerefli, daha muttaki olabilirler. Allah 11. ayetlerinde devam ediyor. Birincisi alay etmekti. İkincisi, kendi kendinizi ayıplamayın. Bakın müfessirler diyorlar ki kardeşler, burada Allah Subhanahu ve Teala gerçekten hikmetli bir söz kullanmıştır. Birbirinizi diyor ayıplamayın. Siz bütün farklılıklarınıza berabersiniz. Siz bütün farklılıklarınızla bir bütünsünüz. Siz aslında birsiniz, birbirinizdensiniz. Cinsleriniz farklı da olsa, renkleriniz farklı da olsa siz birsiniz. Kürt de olsanız, Türk de olsanız siz aslında birsiniz. Sakın birbirinizi ne yapmayın? Ayıplamayın. Kusurlarınızdan dolayı birbirinizi yermeyin. Üçüncü, birbirinize kötü lakaplarla çağırmayın diyor Allah Subhanahu ve Teala. İzzetinize, şerefinize, namusunuza leke sürecek lakapları birbirinize takmayın. Kardeşiniz gülse de, toplumu güldürseniz de, o an insanların içinde bulunduğu duyguları değiştirseniz de, sakın ha sakın birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi dikkat edin ayetin devamına. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki imandan sonra fasıklık ne kadar kötü bir isimlendirmedir diyor. Subhanallah. Burayı anladınız mı kardeşler? Allah size mümin ismini verdi. Allah size en şerefli isimlerden biri olan Müslüman ismini verdikten sonra bu üç basit ahlaka düşerseniz, müminler birbirlerini alaya alırlarsa, birbirlerini ayıplarlarsa, birbirlerine kötü lakap takarlarsa, Allah diyor ki sizi iman isminden alır, fasıklık ismine sokarım diyor. Subhanallah. Yetmiyor, tehdide bakın. Eğer bulunmuş olduğunuz durumdan tevbe etmezseniz, bağışlanma dilemezseniz, yapmış olduğunuz hataya sırt çevirmez iseniz, şüphesiz ki sizler zalimlerdensiniz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Niye?
Çünkü bir insanı alaya almak, bir insanı kınamak, bir insanı ayıplamak, bir insanı küçük düşürecek lakaplar ile hitap etmek bir kişiye vurulacak en büyük zulüm damgasıdır. Daha nasıl zulmedeceksin? Zulüm denildiği zaman sadece ona bir tokat atmak, cebindeki parayı almak olarak mı algılayacaksın? Değil. Kardeşinin hoşlanmadığı bir ifade ile ona hitap ettiğin takdirde, kardeşim bunu sana anlatmasına, izah etmesine rağmen, rahatsızlığını diline vurmasına rağmen halen vazgeçmiyor, Allah'tan mağfiret dilemiyorsan, siyerde sahabe hayatlarından kendine kaynak bulmaya çalışıyor, delil getirmeye çalışıyorsan, Allah Subhanahu ve Teala diyor ki fazla diyor uğraşma, şüphesiz ki sen zalimlerdensin. Allah bizi muhafaza buyursun. Bakın 12. ayet. Ayetler devam ediyor. Kim? Tekrar mümin erkek ve mümin kadınlara sesleniyor Allah-u Teala. Ey iman edenler! Zandan da kaçınınız. Zira zannın bir kısmı günahtır diyor Allah Subhanahu ve Teala. Bana göre şöyle. Ben onun bakışlarından şu mesajı verdiğini zannediyorum. O bu sözleri söyledi ya, bunun altında yatan sebep budur gibi zannı ifade eden cümlelerden kaçının. Zira bunların birçoğu nereye çıkar? Günaha çıkar, yanlışa çıkar, harama çıkar, kardeşinin hakkına çıkar. Sonra Allah-u Teala devam ediyor. Birbirinizin de kusurlarını araştırmayınız. Yani tecessüs etmeyiniz. Hani ayyuka çıkan ayıplar vardı, kusurlar vardı. Allah-u Teala dedi ki onları ayıplamayın. Ama ortaya çıkmayan kusurları da ne yapmayın? Araştırmayın diyor Allah Subhanahu ve Teala. Zan hemen tetiklenirse nereye gider? Tecessüze gider. Kendi delilini bulmak adına, zannını kuvvetlendirmek için ne yapacaksın? Kardeşinin mesajlarına bakacaksın. Facebook adresine gireceksin. Kitaplarının sayfalarını karıştıracaksın. Telefon numaralarına bakacaksın. Arkasından yürüyeceksin. Kapısını dinleyeceksin. Yetmedi deliğinden bakacaksın. Neden? Zannını kuvvetlendirmek için. Allah diyor ki bundan da kaçının. Şimdi dikkat edin. Birbirinizin arkasından çekiştirmeyin. Yani gıybet etmeyin diyor. Burada nokta. Şimdi biraz daha geriye döneceğiz. Allah-u Teala kaç tane gayri ahlaki fiilden bahsetti kardeşler? Tam 6 tane değil mi? 1. Alay etmek. 2. Var mı hatırlayan? 2. Kardeşini kınamak. 3. Kötü lakap. 4. Bir daha söyle. 4. Söyle. Zan. 5. Tecessüs. 6. Gıybet. Bakın kardeşler tam 6 tane Allah Subhanahu ve Teala gayri ahlaki fiilden bahsetti. Doğru mu? Şimdi 5'ine dönün, gıybet bir kenarda kalsın. Allah Subhanahu ve Teala 5 fiilden çok içini açmadı. Yalnız şimdi gıybeti biraz daha bize iğreti gösteriyor Allah Subhanahu ve Teala. Gıybeti biraz daha önümüzde farklı bir yöne çekiyor. Diyor ki birbirinizin gıybetini yaparak ölmüş kardeşinizin etini yemeyi arzular mısınız diyor Allah Subhanahu ve Teala. Hiç cevap beklemeden tiksindiniz değil mi diyor Allah-u Teala. Ne kadar tiksindirici bir şey. İster bu kardeşiniz sizin olmadığınız bir yerde olsun, isterse ölmüş olsun fark etmez. Allah-u Teala diyor gıybetini yaptın ya, İslam hukuku sınırlarının dışında onun arkasından konuştun ya, nasıl olur ya? İslam hukuku içerisinde arkadan konuşmak da mı var? Evet var. Riyaz-ı Salihine girerseniz gıybet babına, burada hangi şartlarda konuşmanız gerektiğini tek tek anlatır. Burada girmeyeceğiz. İslam hukuku dışında konuştuğunuz an Allah Subhanahu ve Teala diyor ki sen kardeşinin ölmüş etini yemiş gibisindir. Tiksindiniz mi? Diyor Allah-u Teala. Evet el cevap tiksindik ya Rabbi. O zaman diyor ki Allah-u Teala Allah'tan korkun. Yok ya Rabbi tiksinmedim. Bana aslında güzel geliyor. Bu bana huy oldu. Ahlak edindim. Sakın böyle bir şey deme. Tiksindin ve hemen Allah'tan kork. Sonra tevbe et.
Muhakkak ki Allah tevbeleri çokça bağışlayandır diyor Subhanallah. Kardeşler, Hucurat 11 ve 12. 6 tane amel saydı Allah-u Teala. Bu 6 amel kardeşliği yere düşüren, İslam ümmetinin içerisine, temeline dinamit koyan hastalıklardır kardeşler. Kim bu 6 ameli terk ederse, kardeşleri arasındaki uhuvvet gelişecek, İslam toplumu birbirine daha fazla kenetlenecektir. Allah-u Teala amel etmeyi bizlere nasip etsin. Peki bu 6 amele baktığınız zaman, tecessüs bir kenarda dursun. 5 amelin tetikleyicisi kim? Dil kardeşler. Tecessüs bir kenarda kalırsa, 5 amelin tetikçisi dildir. Allah Subhanahu ve Teala buna dikkat çekiyor kardeşlerim. Dil, Allah Resulü'nün ifadesiyle kişiyi cehennem ateşine sürükler. Dil, insanı hidayetten batıla doğru sürükler. Dil, şeytana karşı seni savunmasız bırakır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Said el-Hudri'nin naklettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki, Adem oğlu sabahladığında, yani insan sabah kalkıp yatağına oturduğu anda bütün organları bir araya gelir ve dile şöyle seslenir. Derler ki, bizim haklarımızı koruma konusunda Allah'tan kork. Kim sesleniyor? İnsanın bütün uzvu, gözü, kulağı, ayakları, elleri, ne derseniz deyin. Haklarımızı koruma konusunda Allah'tan kork. Biz ancak senin söyleyeceklerin ile cezalandırılırız. Biz sana bağlıyız. Eğer sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilir ve doğru yoldan uzaklaşırsan biz seni takip eder, senin gibi oluruz diyor bütün organlar. Bu hadis nerede geçiyor? Tirmizi'de bir bölümünde geçiyor kardeşler. Evet, her bir organımız şu dile esir düşmüştür. Dilin esareti altındadır. Dil hayır üzere olursa organlar salih amele doğru koşarlar. Dil batıl şer içerisinde olursa bütün beden şer amellere doğru sürüklenecektir. Allah bizi bundan muhafaza buyursun. Bundan dolayıdır ki kardeşler, bakarsanız Allah Subhanahu ve Teala dili iki kepenk arasında bırakmıştır. Birincisi dudaklar. İkincisi damaklarımız, dişlerimiz. Bu iki kepengin arkasında bırakmıştır Allah Subhanahu ve Teala. Ama buna rağmen koruması ve kullanması en güç organlardan bir tanesidir. Tutulması, zapt edilmesi en güç organlardan bir tanesidir. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu zapt edene, bir hadiste böyle parmağıyla gösteriyor, bunu zapt edene ben diyor cenneti diyor vaat ediyorum. Hatırladınız mı hadisi? Sahil İbni Sad radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki çenesi arasında ve iki budu arasındakine sahip olanlara ben diyor cenneti diyor vaat ediyorum. Subhanallah. İki çene arasında dil. İki bud arasında üreme organına kim sahip çıkarsa ben diyor ona cenneti vaat ediyorum. Arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem malını mülkünü Allah yolunda harcayanlara demiyor. Allah yolunda cihad edenlere demiyor. Gece boyunca namaz kılanlara, Kur'an tilavet edip Allah'ı zikredenlere demiyor. Herkesin eşit sahada yarışacağı iki şeyden bahsediyor. Herkes bu konuda eşittir. İstisnalar hariç. Ama herkes kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla eşit sahalarda yarışmaktadır. Ney? Dil kardeşler. Kim dilini korursa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben ona cenneti diyor vaat ediyorum. Subhanallah. Peki soruyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cennet vaat ettiği bu unsuru korumanın yolu nedir? Bakın bunun da ilacı var elhamdülillah. Bunu da Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ya hayır söz söylesin ya da diyor sussun diyor. Subhanallah. Bu hadis Buhari ve Müslim hadisidir. Ben dilimi nasıl muhafaza edebilirim, koruyabilirim dediğimiz anda nebevi eczaneden bize bir ilaç var. Ya diyor hayır söz söyle, iyiliği emret, kötülükten alıkoy, nasihat et,
hikmetli bir şekilde öğüt ver, Allah'ı zikret, Kur'an oku, kitap oku, ne derseniz deyin. Eğer bunları yapamıyorsan sus diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Konuşma. Konuşmama konusunda kendinle bir mücadelenin içerisine gir. O yüzden halk arasında şöyle bir söz yayılmış. Demişler ki gece uykusunda rüya görmek istemeyenler uyumasınlar. Eğer bizler dilin afetlerine kapılmak istemiyorsak, kardeşlerimizle aramızdaki ünsiyetin yok olmasını istemiyor isek, İslam ümmetinin altına bir dinamit sokmak istemiyorsak, Resulullah'ın bu nebevi sözüne uyacağız. Ya hayır söz söyleyeceğiz veyahut susacağız kardeşlerim. Allah-u Teala bununla da amel etmeyi bizlere nasip etsin. Peki, sadece susmak mı kardeşler? Alay etmeyeceğiz, gıybet etmeyeceğiz, kovuculuk yapmayacağız, dedikodu yapmayacağız, hep biz mi yapmayacağız? Değil kardeşler. Aynı zamanda karşımızdaki kardeşimizi de susturacağız. Susmasını bildiğimiz gibi susturmasını da bileceğiz kardeşler. Bu hoca talebesine, talebe hocasına, amir memuruna, memur amirine hiç fark etmez kardeşler. İslam ümmeti nasihat etmeyi ve nasihatı bıraktıktan sonra 2017'deki haline düşmüştür kardeşler. Birbirimize nasihat edeceğiz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hadisi rivayet eden sahabe Ebu Derda. Kim din kardeşinin ırz ve namusunu, dikkat edin kardeşler. Kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı diyor savunursa. Beyhaki'de başka bir ifade geçiyor. Aynen ifade şu. Kim kardeşinin etini yemek isteyene diyor müsaade etmezse. Etini yemek neydi? Gıybetini yapılmasıydı değil mi? Kim kardeşinin ırz ve namusunu çiğnemek isteyen insanlara mani olur, gıybetini yaptırmazsa Allah kıyamet gününde onu cehennemle azat edecektir diyor. Subhanallah. Onu cehennemden kurtaracaktır. Cehennem ona haram kılınacaktır. Susacağız ama susturmasını da bileceğiz kardeşler. Bakın İtban İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evimizi ziyarete geldi. Arkadaşlarıyla beraber namaz kıldılar. Namazdan sonra sahabeden bir tanesi çıktı. Dedi ki Malik bin Duhşun dedi nerede? Bir arkadaşını aradı. Ya o topluluktandır, ya o mahalledendir, ya o sokaktandır, ya o kabiledendir. Diyor ki Malik bin Duhşun nerede? İçlerinden bir adam çıktı. Dedi ki o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır. Subhanallah. Malik için diyor ki o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen münafıktır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama döndü dedi ki sakın öyle deme dedi. Sen onun Allah'ın rızasını arayarak la ilahe illallah sözünü söylediğini diyor duymadın mı diyor. Kim Allah rızası için la ilahe illallah derse Allah ona cehennem ateşini haram kılmıştır subhanallah. Bu hadis Buhari Müslim hadis kardeşler. Çünkü münafıklar cehennemin en alt katında yanacak olan gruptur. Sen bir kişiyi münafıklık ile itham ettiğin takdirde onu cennet bahçelerinden alıp cehennem ateşine atmaktasındır. Ama Malik bin Duhşun öyle değil. Neden? O samimi bir şekilde la ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünü söylemektedir. Hadi hatırlayın biraz da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bizans ile savaşmak için mücahitlerin atlarını Tebük'e sürmedi mi? Oraya katılmayan 3 sahabe ve onlarca yüzlerce münafık vardı değil mi? O sahabelerden biri kimdi? Peygamber aleyhissalatu vesselamın şairlerinden muttaki şahıs Kab bin Malik'ti değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te mücahitlerle beraber otururken bir anda etrafına bakındı. Dedi ki Kab bin Malik nerede? Demek ki onun yokluğunu o an hissetmedi. Yolda hissetmedi. Seleme oğullarından bir adam dedi kalktı dedi ki ya Resulallah elbisesine sağına soluna bakmak onu gururlandırdı da Medine'de alıkoydu deyince Muaz bin Cebel kalktı dedi ki sen kötü bir söz söylüyorsun. Yanlış bir söz söylüyorsun. Sen onun hakkında olmayan bir söz söylüyorsun.
Ya Resulallah, biz Kab bin Malik hakkında hayırdan başka hiçbir şey bilmiyoruz dedi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin sükut etti, sustu. Bu hadis de Buhari Müslim hadisidir kardeşler. Nebi aleyhissalatu vesselam gıybet etmedi, kardeşlerinin gıybetini de yaptırmadı. Sahabe gıybet eden kardeşlerine mani oldu. Engelledi. Çünkü neden? Dikkat edin kardeşler, şu dil var ya, tutulması ve zapt edilmesi en zor organlardan bir tanesidir. Tabir yerindeyse yaban atları gibidir. Zapt edilmesi çok zordur. Kim buna sahip çıkarsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben ona cenneti vaat ediyorum. Allah-u Teala o vaadin içinde olmayı bizlere nasip etsin. Peki hadi suremize geri dönelim. Allah subhanahu ve teala Hümeze suresinin birinci ayetinde arkadan çekiştiren ve insanları yüzüne karşı alay edenlere ne dedi? Vay onların haline. İnsanları küçük düşüren, insanları küçük gören, insanlara tepeden bakan bu sınıfın sebep olduğu durum neydi? Bunu da ikinci ve üçüncü ayet anlatıyor. Ne diyor? اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَا لَوْ عَدَّدَهُ Ne? Onlar diyor Allah subhanahu wa ta'ala malları biriktirirler. Sonra saydıkça diyor sayarlar diyor. Subhanallah. Müfessirler diyorlar ki insanları küçük gören bu sınıfın konumu ne? Servet sahibi olmalarıdır. Zengin bir sınıfı teşkil etmeleridir. Bundan dolayı insanlarla alay ediyorlar. Bundan dolayı insanları küçük görüyorlar. Diyorlar ki gündüz mal toplarlar, mal yağarlar, para kazanırlar, ticaretin içerisine gömülürler, akşam yatana kadar da onu sayarlar. Hesap tutarlar. Yani bu insanlar dünyaya tapan, servetlerini, mallarını, mülklerini ilah gibi gören insanlardır. İlah kabul etmişlerdir. Bundan dolayı insanları küçümsemektedirler. Ve ondan sonra Allah subhanahu ve teala bunların içinde bulunan durumun daha üst perdesini anlatıyor. Ne diyor? Onlar, üçüncü ayet, hani onlar mal biriktirdiler, servet biriktirdiler, yetmedi. Onlar öyle insanlardır ki, servetleri onların ölümsüz olduğu hissine kapattı. Allahu Ekber. Yani ben bu dünya içerisinde ölümsüzüm. Yani dün servetini ilah kabul ediyordu, bugün kendini ilah görmeye başladı. Dün servetine tapıyordu, bugün kendine tapmaya başladı. Bu dünyada tek söz sahibi biziz demeye başladılar. Neden? Mal ve servetlerinden dolayı. Bugün mültecileri kapılarından dışarı atanlar, toprakları içerisinden mültecileri sınır dışı edenler, mal ve servetleri ellerinde bulunduklarından dolayı bu şımarıklığın içerisine girmişlerdir. Ama bu sefihler şunu bilmiyorlar mı? Bugün elde etmiş oldukları servet, aç ve susuz bıraktıkları mağdurların ve mazlumların mallarıdır. Bugün kendi halkının refahını sömürmüş oldukları ülke insanlarından elde etmişlerdir. Bugün diyorlar ki biz sizi artık kapılardan içeri alamayız. Topraklarımızdan da çıkartırız. Vallahi bilsinler ki onlar servetlerini, iktidarlarını, güçlerini, kalelerini böyle yamaçların kenarlarında kaygan bir kayanın üzerine kurmuşlardır. En ufak bir sarsıntı içerisinde toprak onların bütün servetlerini emecektir inşallah. Allah-u Teala onlara baktı ve bakın kardeşlerim tokat gibi bir cevap verdi. Bu şımarıklığın içerisinde, servet perestliğin içerisinde kendini ilah gibi kabul edenlere ne dedi? Kella le yumbezenne fil hutame. Allahu Ekber. Hayır, hayır dedi. Mesele sizin düşündüğünüz gibi değil. Kella, hayır. Kesinlikle ama kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi siz ilah değilsiniz. Hükümran değilsiniz. Sultan değilsiniz. Siz bir mikrop neticesinde toprağa düşen bir devsiniz. Siz denizlerden esen rüzgarlara malik olamayan adamlarsınız. Siz ormanlarınızın içerisindeki yangınları söndürme kudretine sahip değilsiniz. Kella, hayır. Sonra
لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُتَمَ Nasıl gireceksiniz hutameye? Hutamenin içine nasıl atılacaksınız? لَيُنْبَذَنَّ O sizi şımartan, sizi büyüklendiren, size ilah kılıfını giydiren, ilah elbisesinin içine sokan mal ve servetinizle beraber gireceksiniz Allah-u Teala diyor. Mal, mülk, servet, makam, mevki, rütbe, koltuk, masa ne dersen de onlarla beraber içeriye gireceksiniz. Artık muhatap değişti kardeşler. Hemen Allah Subhanahu ve Teala kendini ilah zannedenlerden peygamberine yöneldi. Dedi ki وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُتَمَ Peki dedi ey Nebim, ey peygamberim, ey müminler, ey mümin erkek ve kadınlar siz hutamenin ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Nedir hutame? Allah bildirmediği müddetçe kendisinden asla bilgi olamadığımız ahiret hayatı hemen cevabını Allah verdi. Narullahil mukade. O tutuşturulmuş Allah'ın bir ateşidir. Allahu ekber. Kimin ateşi? Allah'ın ateşi. Ve bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutameyi tarif ederken melekler diyor kafirlerin ellerinden tutacak. Ne olur dikkat edin. Diyor ki ellerinden tutacak. Bir odunu dik tuttuğu gibi böyle melekler bellerinin diyor ortasına vuracak. İkiye bölüp diyor hutameye atacaklar. Şimdi düşünün sobalarınızı. Odun parçasını koyuyorsunuz. Odunun bir kısmı dışarıda kalıyor. Ne yapıyorsunuz? İkiye bölüyorsunuz. Ve ateşin içerisine atıyorsunuz. Allah o hutame ehlini aşağılamak için onları dimdik tutacak melekler o ellerindeki baltalarla kemiklerini ikiye ayıracak. Ondan sonra hutameye atılacaklar. Yetmedi. Bitmedi. Araf suresi 51. O günü yaşayacaklarını unuttuklarından dolayı alemlerin Rabbi olan Allah da onları unutturacak. Herkese unutturacak. Meleklerini unutturacak. Zebanilerini unutturacak. O ateş ayaklarından başlayacak, vücutlarını bir yılanın avını sardığı gibi saracak. Efide nerelerine saldıracak? Kalplerine, yüreklerine, kibrin merkezi olan yere pençelerini vuracak o ateş. Allah'ın o ateşi onların ayaklarından saracak, daha yüzlerine geçmeyecek. Kalplerinde duracak burada. Allah öyle diyor. Yüreklerine kadar saracak, içlerine kadar işleyecek. Sinelerine girecek. Sonra kibrin alameti olan ilahlığını tasladığı bu kalp ateşin pençeleriyle yanacak Allah'ın izniyle. Yetmedi. Sonra Allah Subhanahu ve Teala son noktayı koyuyor. Sonra onlar o sütunlara diyor Allah Subhanahu ve Teala kelepçelenecekler. Yetmiyor yani, bitmiyor. Kapılar kapatılacak. Mu'sade diyor Allah Subhanahu ve Teala. Kapılara sürgü çekilecek. Kapılar kapatılacak. Artık bir ışık hüzmesi dahi geçmeyecek. Azap iki katını artacak. Ondan sonra bu da yetmiyor. Onlar şu sütunların üzerine kelepçelenecekler ve zincirlenecekler. Hani siz dünyadayken askerleriniz, polisleriniz, mazlumları böyle kilitliyordu ya. Kelepçelerle duvarlara bağlıyordunuz ya. İmam Ahmed bin Hanbel'in ellerini duvarlara koyup ayaklarını bağlayıp kırbaçlatıyordunuz ya. Mümin erkek ve mümin kadınlar daha fazla eziyet görsünler. Kendilerini savunamasınlar. Reflekslerini kuvvetlendirmesin diye duvarlarına bağlıyordunuz ya. Allah da sizi bir direğe bağlayacak ateşin içerisinde. Hiçbir yerinizi oynatamayacaksınız. Reflekslerinizi geliştiremeyeceksiniz Allah'ın izniyle. Evet aziz dostlar. Hümeze suresi Mekke döneminin ilk inen surelerinden bir tanesidir. Allah servet düşkünü, dünya perest, önce dünyaya tapan, sonra bugünün zalim iktidarları gibi kendilerini ilah görenleri hutame ile tehdit etmektedir. Allah-u Teala onların gireceği ateşten bizi muhafaza buyursun. Sizin bedenlerinizi ve ehlinizin bedenlerinizi cehennem ateşinden uzak kılsın ve haram kılsın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Ma salavatü.